Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Sayfa 148 Hazine Gelirleri. Osmanlı Devleti'nin mali sistemi, merkez maliyesi, tımar ve vakıflardan oluşmaktaydı. Merkez maliyesi temel gelir kaynakları ise mukata gelirleri, cizye gelirleri ve avarız gelirlerinden oluşurdu. Şema 4.3, devletin en önemli giderleri arasında asker maaşları, lufeler ve savaş harcamaları vardı. Lufeler devlet giderlerinin %70'lik kısmını, savaşlar ise %30'luk kısmını oluştururdu. Günümüzde kamu yatırımı olarak değerlendirilen harcamalar bu bütçeden karşılanmazdı. Çünkü bayındırlık, eğitim ve sağlık harcamaları ile diyanet işleri için yapılan harcamalar hazineden para çıkışı ile değil vakıf gelirleri, ocaklık VB gelirler ve vergi muafiyetleri ile yapılırdı. Vergiler ise şerri ve örfi vergiler olmak üzere ikiye ayrılırdı. Şema Osmanlı Devleti'nin toprakları üzerinde tek tip vergi düzeni yoktu. Fethedilen bölgelerin coğrafo şartları, etnik ve kültürel özellikleriyle sosyal ve ekonomik yapısı dikkate alınarak vergi konusunda ayrı ayrı düzenlemeler yapılırdı. Dönemin şartlarında Osmanlı'nın bu vergileri nakit olarak merkez hazineye toplayıp harcaması güç olduğu için tımar sistemi içinde vergi toplama hakkı dirlik sahiplerine ve vakıflara bırakılmıştı. Cevap, bu sayfada herhangi bir soru bulunmamaktadır. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.